Duyacağım. Ya sen kafayı mı yedin ya? Ne işin var senin burada? Sana serenat yapmaya geldim ya. Gerçi Azade Hanım'ın kuyumcudan aldığı altınlar benden daha romantiktir ama yapacak bir şey yok. Elde bu var. O sesini bir kıs önce de. Sen beni takip mi ediyorsun? Ediyorum. Seni takip ediyorum. Bir tek seni takip ediyorum. Yaman, senin benim başıma açtığın bela yetmedi mi Yaman? Kızım ben senin başının en tatlı belasıyım. Sen niye anlamıyorsun ya? Gerçi soyadımız Sancakzade değil ama ne yapacaksın? Utanıyorsun değil mi Seyis'in oğlundan? Aşk edebiyatı bitti, fakir edebiyatı başladı. Ne güzel. Bak Yaman, sen git şu ileride köprünün altına. Hı. Aç nevalemi, kendin gibi bir tane ezik bul. Ona anlat bunları, ben çekemem. Bir daha da içip içip benim kapıma sakın dayanma. Defol git şimdi buradan, hadi. Hande, sen bana aşıksın. Ya ben sana aşık olsaydım, 3 gün sonra seninle evleniyor olurum. Yalnız sana kötü bir haberim var, siz evlenemiyorsunuz. Ferit biliyor ya kızım her şeyi. Bak sana diyeceğim şu, sen artık Ferit'i unut. O düğünde olmayacak, Ferit sana geri gelmeyecek, anladın? Neyi gördü ya Ferit? Hı? Neyi gördü Ferit? Senin beni zorla öptüğünü biliyor mu? Ben anlatacağım ama. Kıskandı gitti tabii. Seven insan kıskanır sonuçta. Kızgınlığı geçince geri gelecek. Ben de anlatacağım her şeyi. Ne yazık. Sen umutlandın mı? Heyecan mı yaptın sen? Ayrılırız biz diye. Sen amma çok güveniyorsun kendine ya. Öyle. Beni unutmak kolay olsaydı sen unuturdun. Ne senin bu tavrın ne? He? Senin bu tavrın ne? Söyle bakayım. Senin bu tavrın kime? Abi bak başım çatlıyor. Uzatma lütfen olur mu? Bak oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Azade Sultan'ı daha önce böyle görmedim. Babamla da kapıştı. Benden sana abi tavsiyesi, bence sen uzatma. Anladın? Alo, ben kimle konuşuyorum? Ferit, bana bak. Oğlum annem diyorum annem. Azade Sultan. Delirdi, delirdi. Ben de bu iş artık olmaz diyorum abi. Oğlum bak bu işin şakası olmaz. Kadın yıllardır bunun hayalini kuruyor. Anladın mı? Yıllardır. Ulan sizin düğün masanızdaki çiçek var ya, onu 6 ay öncesinden seçti. Yani siz saçma sapan kavga ettiniz diye ne olacak şimdi? Düğün mü iptal olacak? He? Abi. Ne lan abi? Abi. Bak kırmayayım seni diyorum, üzmeyeyim diyorum, saygısızlık etmeyeyim diyorum ama üstüme geliyorsun. Gelme be abi. E oldu, gel bir de bana saygısızlık et. Ne oğlum, ne alıp veremedin ne? Senin bu havaların ne? Ya gören de kız bunu aldattı sanacak ya. Bizi düşün. Kaç kere sarsıldık? Benim yerimde başkası olsaydı bu yuva çoktan yıkılmıştı. Ben senden vazgeçtim mi? Geçmedim. Hande tam da böyle biri işte. Vazgeçilmez olmak mutluluk getiriyor mu? Sen mutsuz musun? Bir kere olsun düşündün mü? Gerçekten ne istediklerini? Çocuklarını? Ben doğdukları günden beri onları düşünüyorum. Sen kendinden başka hiçbir şey düşünmezsin. Neymiş, kimmiş? Kimmiş oğlum, neyin nesiymiş? Bir söyle bakayım. Kimse kim abi, boş ver. Ferit ne demek boş ver oğlum? He? Ne demek boş ver? Bu işin bir cezası olmayacak mı? Ya bu işte tek suçlu Hande mi? Abi bak, bu mesele benimle onlar arasında. Kimsenin karışmasını istemiyorum. Ferit ben kimse miyim kardeşim? He? Ben senin abinim. Öyle değil mi? Ben gerekirse onları rezil ederim. Antakya'da insan içine çıkamazlar. Anladın? İnsan içine çıkamazlar. Kimseyi rezil etmek bize yakışmaz. Yakışmaz. O da yakışmaz. Doğru. Anne de tutmuş. Annemle düğün hazırlığına devam ediyor. Kafayı yiyeceğim ben. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ben.
Asıl suçlu o abi. Kim? Annem. Oğlum sen deli misin? Ha? Kadının hiçbir şeyden haberi yok. Ne diyorsun sen? O çizmedi mi bizim hayatımızı? Ha? Çocukluğumdan beri o işlemedi mi anneyi bana? Aşık olacağın kız bu demedi mi? Sen de Ebru'ya aşıktın abi. Çok seviyordunuz birbirinizi. Ne oldu? O ayırmadı mı seni? Leman'la evleneceksin demedi mi? Oğlum tamam. Yani dedi. Dedi? Dedi de ne abi? Dedi de ne? Azade Hanım kendinden o kadar emin ki Ferit dönecek, o düğün olacak. Olmayacak abi. Her zaman onun istediği gibi olmayacak her şey. Ben hayatımda ilk defa neyle yüzleştim biliyor musun? Benim hayatım yalanmış ya. Senin hayatın da öyle. Biz bize çizileni yaşıyoruz. Bize gösterileni yaşıyoruz. Kusura bakma ama ben senin gibi olmayacağım. Ben bundan sonra kendi hayatımı yaşayacağım. Biri seni üzdüyse boş ver gitsin. Ben senin yerinde olsam var ya, takarım birini koluma doğru Antakya'ya. Bak bakalım nasıl karışıyor ortalık. Günaydın. Hayırdır sabah sabah? Kusura bakma, saatin erken olduğunu biliyorum ama sana bir teklifim var. Bir iş teklifi. Bu saatte? Evet. Şu bana anlattığın hayalin var ya. Hani kafe açmak. Erteleme hayallerini. Hayalindeki kafeyi hemen açabilirsin. Onun için gereken parayı sana vermeye hazırım. Hatta daha fazlasını da verebilirim. Sokaktaki canlara, kimsesizlere hemen yardımcı olmaya başlayabilirsin. Anlayamadım. Neyin karşılığında bana bu parayı vereceksin? Benimle bir düğüne geleceksin. Olur, gelirim. Ama bizim düğünümüze. Benimle evleneceksin. Ama sahte bir evlilik, merak etme. Sen ciddisin. Söylediğim gibi sahte bir evlilik olacak. Sadece 6 ay sürecek. 6 ay sonra da herkes kendi yoluna. Ne dersin? Pardon da sana bu teklifi kabul edebileceğimi düşündüren şey tam olarak nedir? Sokak ortasında tanışmamız mı? Parasız oluşum mu? Ya da bir sürü işin peşinden koşmam mı? Ne? Hayır, hayır. Sen beni yanlış anladın. Benim niyetim kötü değil ki. Ben sadece profesyonel bir iş teklifi... Neyi yanlış anladın lan? Patronuma racon kestin. Geldin benimle iki paspas attın diye paramla beni satın alabileceğini mi düşündün ha? Ya hiç öyle şey olur mu? Bunlar benim aklımdan da iyi geçmedi. Söylediğim gibi niyetim kötü değil gerçekten. Para karşılığında benimle evlen diyorsun. Bu iyi niyet mi? Ya sormadım bile evli misin, sevdiğin biri var mı, nişanlın var mı diye. Bu ne cesareti ya? Hadi be, başka kapıya. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Dur, kapatma. İzah edeyim. Kabul etmiyorum. Ay. Benim güzel kızım. Kuğu gibi olmuşsun. Maşallah sana. Ne kuğusu be, tavus kuşu gibi olmuş. Sus kız, duyacaklar şimdi. Hande'cim, çok güzel oldun. Ama diğerlerini de deneyelim, tamam mı? Olur. Çok güzel, çok zarif görünüyorsun Hande'cim. Ferit çok şanslı. Ben de çok şanslıyım. Maşallah, her şey tamam. Bir damat eksik.
Ferit. Ferit'le konuşuyor galiba. Hiç açmayacaksın sandım. Neredesin? Biz de işte annenlerdeyiz. Seçtiğimiz gelinlikleri deniyoruz. Bütün gelinlikler çok güzel. Sen neredesin? Ne zaman geliyorsun? Geleceğim. Ama bizim düğünümüz olmayacak anne. Bitti. Ferit saçmalama. Zaten açıklayınca anlayacaksın, her şey çözülecek. Saçmalama ne olur. Hande anlamıyor musun? Bitti diyorum sana, bitti. Bak istersen herkese Ferit beni aldattı de. Düğünden önce beni ortada bıraktı, yalan söyledi de. Ne istersen söyle, kabulümdür. Ama sen de şunu kabul et. Seninle evlenmeyeceğim. Peki sevgilim, sen nasıl istersen. Ben de seni çok seviyorum. Ferit'in küçük bir işi varmış İstanbul'da. Hemen dönecek. O da çok heyecanlı. Çok iyi. Diğerini deneyelim lütfen. Evet, evet. Başkaydın mı bekliyordun? Saat kaç oldu? Ay işe geç kaldım ya, uyuyakalmışım. Fark ettim, aradım seni, telefonum kapalı. Ben de dedim geleyim, peynirle simit aldım. Cansın ya, sen geç, ben bir hazırlanıp geleyim hemen. Ferit, gel abi gel, kahvaltı hazır. Vay kardeşim benim. Oğlum ne uyumuşum ben ya? Aldın mı uykunu? Aldım. Güzel. Aldın da o ne geceydi öyle kabus gibi. Sen de hazırlan. Benimle geliyorsun. Ne bakıyorsun? Bak Azade Sultan'ı biliyorsun, ben onu dinleyemem. Evlenirsin mis gibi. Sonra boşanırsın oğlum. Şişt, bakmana. Bardağını ver abi, çay koyayım ver. Çay koy kardeşim. Çok geç kaldım ya, çıkmam lazım. Ben seninle konuşacaktım bir iki dakika ya. Olur, konuşalım. Ayşe, ben anneme senden bahsettim. Ne yaptın? Ya kadın arayıp soruyor, beni darlıyor. Yok mu bir sevdiğin? Ben de senden bahsettim. Sonra dedi ne zaman dedi gelip getireceksin dedi böyle. El öpmeye dedi, sevdiğin dedi. Sevdiğini mi dedi? Baha biz seninle ne zaman sevgili olduk? Ya kızım ben de söyledim ya. Bu dedim senin bildiğin kızlardan değil dedim. Onda sevgili ayakları falan yok dedim. Bir kandırsam dedim, elini öpmeye getireceğim dedim ben. Hiç komik değil. Sınırını aşıyorsun. Kızdın mı? Kızma ya. Nasıl kızmayayım ya? Ya biz seninle arkadaşız. Kardeş gibiyiz hatta. Ben sana ümit verdim mi? Vermedim. Ben böyle kendi kendime. Bu konu bir daha açılmayacak. Tamam mı? Tamam. Oğlum bak, sırf geleceğim dedin diye gidiyorum. Geleceğim abi, merak etme. Başka bir şey çevirmiyorsun değil mi lan? Ha? Bak korkutma beni. Korkacak bir şey yok. O düğün olacak, için rahat olsun. Ha. Başka bir şey yok. Yok abi. Hadi geç kalıyorsun, hadi. Tamam. Oğlum bak, iyi ol. Her şey iyi olacak, tamam mı? Ben hep arkandayım senin. Gelmişsin. Hadi. Sen de. Ya bunları kaldıracaktım da. Kıyamadım. Çok güzeller. Nereye koyayım? Şurası boş. Bak şuraya da koyabilirsin. Orası da güzel. Çok yakışıyoruz değil mi? Çok.
Sorun neyse çözülmüş anlaşılan. Çözüldü tabii. Biz barıştık mı? Hayır deme şansın var mı? Yok. Gel buraya. Ha çocuklar, burada mıydınız? Annen de sizin daireyi merak etmiş. Merhaba kızlar. Hoş geldiniz. Bu arada Sinan aradı. Her şey yolundaymış. Ferit geliyor. Nasıl buldun? Aa, güzel olmuş güzel. Ama biraz fazla sade olmamış mı kızım? Yok. Sade ama şık Zümrüt'cüğüm. Bize de yakışan bu. Azade annemle zevklerimiz uyuyor. Aa, hayır hayır şimdi dökülür falan. Aa. Teşekkür ederim. Afiyet olsun anneciğim. Sağ ol. Hanımefendi bu rakam sizce de fazla değil mi ya? Yani bir sokak köpeği. Biz sonuçta insanlık namına bir hareket yaptık. Sahipsiz olduğu için bir indirim uyguladık zaten. Bize bir dakika müsaade eder misiniz? Tabii ki. Yasemin. Senden çıkar mı bir şeyler? Bende de bir şey yok ki. Bende var ya biraz birikmiş. Anneme gönderecek. Ben gidip çekip geleyim onu, tamam? Olmaz öyle şey. Annenin parasına dokunmaz. Olur ya olur. Zaten işler açıldı. Bendim falan. Ben gideyim Fatih'te kart. Yıl dönümleri falan vardı. Çekip geleceğim, tamam mı? Suratını asma. Görüşürüz. Geleceğim. Halledeceğiz. Tamam peki. Birazdan hallediyoruz. Sorun yok. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılmış bugün bizim hastamız? Gayet iyi fakat doktorlar operasyonda olduğu için maalesef gösteremiyoruz. Hadi ya. Maalesef. Ben de biraz görürüm, sever kendimi affettiririm demiştim ama. Yapacak bir şey yok. Ha bu bizim faturamız galiba. Evet. Ayşe de yazdığına göre şuradan çekelim size zahmet olur mu? Olmaz. Biz halledeceğiz şimdi. Arkadaşım para çekmeye gitti gelecek. Olmaz öyle şey. Lütfen buyurun. Olmaz dedim. Olur. Sağ ol. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ödeme için teşekkür ederim. Hoşça kal. Sabah sabah kapına dayandım. Kusura bakma. Benim için garip bir durumda. Biliyorum, garipti. Sabahın köründe kapıma gelip... Anlıyorum. Ama fikir senden gelmişti. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Özür dilerim. Yanlış kişinin kapısını çaldın o zaman. Doğru. Böyle bir teklifi kabul edecek insan değilsin sen. Hoşça kal. Kim bu? Köpeği çarpan adam işte. Sağ olsun halletti o faturayı. Ödüyorduk biz. Sağ ol. Abi dediğim böyle olmalı işte. Gittin kardeşini ikna ettin geldin. Aferin Sinan. Sağ ol anne. Hiç Ferit'lik bir davranış değil doğrusu. Sanki kaçar gibi gitti. Telefonlara da cevap vermedi. Baba yani düğün öncesi. Yani bence olur normal. Damat düğün günü mü gelirmiş? Seninle niye dönmedi? Adnancığım. Gençler kendi aralarında anlaşmışlar işte. Ferit zaten benim sözümden çıkmaz. Geleceğim dediyse vaktinde gelir. Senin neyin var? Neyim var? Bir şeyim yok. Yemeğine baksan benim neyim var ya? Anne sen kuaförden randevu aldın değil mi? Kuaförü kapattım kızım. Bir tek sen, ben ve babaannen olacağız. Ben kuaförümü konağa çağırdım. Keşke daha önce sorsaydın. Öyle mi? Düşünememişim. Kızım oradan bir parça ekmek versene bana. Canım benim.
çekeceksin mi lan? Çektim, çektim. Tamam lan, tamam. Yavaşla oğlum artık. Tamam, tamam. Döndüm de lan. Yaparım dedim mi yaparım oğlum. Hadi şimdi sıra sende. Yoldan geçen ilk kızın numarasını alacağım dedim. Hadi bakalım. Telefon almayı bırak. Öperim bile kanka. Nefese kaldım çünkü. Kafeye giden yokuşa çıkıyorum şu an. Gel yetişirsen. Sonunda bir kahve ısmarlarım. Bak biri geliyor. Tamam hadi bekliyorum. Oha. Güzel bir şeye de benziyor lan. Hadi oğlum kayıttayım. Görüşürüz. Yardır. Sen bu geçen sene güzellik yarışmasını kazanan kız değil misin ya? Ne diyorsun ha? Be? Çekil önümden be. Öp, 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 öp. Ne yaptın lan sen? Ya sen de amma nazlı çıktın ha. Hadi gel gezdirelim seni lüks arabayla. Hem seni artık yengemiz... Seni bura bulan amma. Ben de bunu hasar ödeyeceksin. Ha? Duydun mu beni? Açın arabamı. Ne yapıyorsunuz lan? Baha! Baha dikkat et! Dikkat et! Jesus! Ayşe! Gelsene lan! Baha! Elinde bıçak var, dikkat Ayşe, et! Ayşe git polis çağır. Gelsene oğlum! Baha. Ayşe git buradan Ayşe! Bıçak var, dikkat et! Git buradan! Baha! Sakin ol. Konuşmayı bana bırakacaksın, tamam mı? Hayır, sen... hayır. Bana ver onu. Sen konuşma. Onu bana ver. Bana ver. Sen benim yüzümden oldu. Sen suçlama. Ayşe yok bir şey, tamam. Ne oluyor? Sakin. Benim yüzümden oldu. Ne oldu sakin? Hayır, ne yapıyorsunuz? Lütfen. Yok bir şey. Onun yok suçu şey. Yok gerçekten. Sakin. Hayır, hayır. Benim yüzümden oldu. Ayşe sakin. Lütfen sakin. Beni de değil. Acil durum. Ambulans gönderin. Kiraz sokağa ambulans gönderin hemen. Yürüyordum burada. Attılar, saldırdılar. Hayır, ne olur, yapmayın ne olur. Ayşe, ne olur, ne olur. Polis çağırın diye bağırdım. Ağzımı kapattılar benim. Arkadaşım beni kurtarmaya geldi. Arkadaşıma bıçak çektiler. Sonra bir anda yerde buldum. Ne olduğunu anlamadım. Bütün bunları ifadende belirttin kızım. Ya iyi de siz şimdi suçsuz birini atıyorsunuz içeri. Beni kurtarmaya geldi diyorum. Anlamıyor musunuz? Benim yüzümden oldu. Ona değil, beni alın o zaman içeri. Beni alın. Bundan sonrası mahkemenin işi. Dua edin, yaralı ölmesin. Baha. Eve git Fatih'i ara, tamam mı? Ya arkadaşım suçsuz, lütfen bırakın. Baha. 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 Baha söz veriyorum, kurtaracağım seni. Totalde 100.000 lira. Açıkçası avukatlık ücretiniz çok yüksekmiş. Yani bizim için. Yani o kadar parayı nasıl buluruz, nasıl öderiz bilmiyorum. Anlıyorum. Ancak zor bir dava. Davayla en baştan ilgilenecek, davayı sürekli takip edecek iyi bir avukatınız olmazsa arkadaşınız çok ağır bir ceza alabilir. Hatta yaralı genç ölürse müebbet dahi alabilir. Biz üçümüz bir yıl çalışsak gene de kazanamayız o parayı. Kredi çeksek, kredi vermezler ki bize de. Hepsi benim yüzümden oldu. Tamam artık, kırpalama kendini. Olan olmuş, biz şimdi ne yapacağımıza bakalım. Arkadaşlar, ne olursa olsun Baha'yı oradan çıkaracağım. Neyse, ben kafeye gidiyorum. Bugün 2 vardiya aldım. Patrondan avans da isteyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
Sağ ol canım. Bu ne saçmalık, bu ne kepazelik ya? Tamam büyük. Nerede buranın işletmecisi? Yok mu kimse? Tamam özür dilerim. Beyefendi kusura bakmayın, tamam sakin olun. Buyurun oturun siz, ben şimdi problemi çözüyorum. Ayşe Hanım benimle gelir misiniz lütfen? Gerçekten. Afiyet olsun, kusura bakmayın rahatsızlık için. Buyurun Ayşe Hanım. Ahmet Bey sadece ben... Ayşe tamam. Sana kaç kere söyledim değil mi? Müşterilere haddini bildirmek senin işin değil. Tamam dinleyin lütfen. Kes sesini. Tamam. Hemen eşyalarını topla, çek git buradan. Özür dileyim en azından. Ahmet Bey bakın benim işe çok ihtiyacım var lütfen. Tamam gidip özür dilerim, yeter ki kovmayın beni lütfen. Lütfen Ahmet Bey lütfen. Lütfen rica ediyorum sizden. İşe ihtiyacın varsa haddini bileceksin. Tamam ben. Al şu parayı, çık git kafemden. Bir daha buraya gelme. İlişiği kesildi, hiç merak etmeyin. Her zaman sizi burada görmek isteriz. Hemen yeni bir kahve gönderiyorum size. Sevinirim. Teklifin hala geçerli mi? Ayşe. Bak eğer anlaşırsak senden tek bir ricam var. Bu konuda soru sormak yok. Nedeni, sonucu ne olursa olsun bu benim meselem. İşime gelir. Sen de neden kabul ettiğimi sormayacaksın asla. 6 ay birlikte mi yaşayacağız? Evet. 6 ay Antakya'da beraberiz. Herkes bizim gerçekten evli olduğumuzu bilecek. Kimse en ufak bir şüphe duymayacak. Ben 6 ay içinde bütün işlerimi yoluna koyacağım. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Arada İstanbul'a gelmem lazım. Olur. Bir bahane buluruz. Merak etme. Başka bir şey var mı? Diğer önemli mesele de annem. Annen? Ayşe, annem Azade Sancakzade çok güçlü ve zor bir kadındır. Seni kabul etmeyecek, direnecek. Sen çok zorluk çekeceksin. Senin için hiç kolay olmayacak. Bunları bilerek kararını vermeni istiyorum. Sorun değil. Ben nelere katlandım bu hayatta. Annene de katlanırım. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman ben sözleşmeyi hazırlayayım. Sonra birlikte üstünden geçeriz. Tamam. Bir şeyler yemek içmek istemediğinden emin misin? Aç değilim. Hemen konuya girelim. Peki. Ben sözleşmeyi hazırladım. Bak, incele. Gidelim notere, bitirelim işi. Noter mi? Ne noteri? Notersiz iş anlaşması mı olur? Tabii. Bak, en önemli madde ödeme. Bu alacağın avans, bu aylık maaşın, bu da 6 ayın sonunda eline geçecek toplam para miktarı. İyiymiş. Başka ne var? 6 ay sonra boşanacağız. Boşandığımızda bir şey talep etmeyeceksin. Bunun için de ek bir sözleşme yapacağız. Tabii. Ha bir de şu var.
Bu evliliğin sahte olduğunu kimseye söylemeyeceğiz. En yakınlarımıza bile. Hiç kimseye. Ağzı sıkı olanlara? Kimseye. Peki. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. O zaman imzalayalım. Anlaştık ama benim de şartlarım var. Dokunmak yok. Aynı yatakta yatmak yok. Hay hay. Tabii ki yok. İstersen bunları da sözleşmeye ekleyeyim. Gerek yok. Biz bilelim yeterli. Tamam. Buyur. Avans. Noterden sonra. O zaman gidelim notere bitirelim işi. Tamam. Ya bir şey soracağım. Sen bana neden güveniyorsun? Sen de bana güveniyorsun. Aynı şey değil. Beni alıp ailenin içine sokacaksın. Ya sana kazık atarsam? Ayşe, sen merhametli birisin. Sokaktaki canlara, kimsesiz insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Az önce bu parayı alabilirdin, imza atmadan gidebilirdin ama noterden sonra dedin. Bu kadarı bana yeter. İyiymiş. Sen kazık yemezsin bu kafayla. Öyle mi diyorsun? Neyse, kapanmadan gidelim de notere işimizi halledelim. Yola gece çıkacağız, haberin olsun. Bütün detayları yolda konuşuruz. Düğünümüz de yarın. Ne? Düğün yarın mı? Gelin. Merhaba. Hoş geldiniz. Peşinat. Buyurun. Gerek yok. Bir süre burada olmayacağım. Ama sık sık gidip geleceğim. İletişimde olalım lütfen. Tabii ki. Bahar ne zaman çıkar? Meşru müdafaaya sokarsak bir iki duruşma sonra çıkabilir. Kamera kayıtları. Sokaktaki kamera kayıtlarını bulursak arkadaşımın suçsuz olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Elbette. Biz hepsini mahkemeye sunarız. İyi olur. Mahkeme ne kadar sürer? Mahkemenin başlaması bir 6 ayı bulur. Bir o kadar da sürse 1 yıl diyelim biz. 6 ay. En az. Baha benim çok yakın arkadaşım. Ailemden biri gibi. Size güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Sağ ol. Asma yüzünü öyle. Darmadağın olduk bir anda. Toparlanırız yine. 6 ay. Göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider bence. Bilmiyorum, her şey çok hızlı oldu. Önce Bahar, şimdi sen. Seher, evi kapatmayacağım. Bu fiyata bir daha zor bulurum. Bak, perişan olurum sonra. İstediğin zaman gelip kalırsın, tamam mı? Şuna geleceğim kızım ya, sen olmayınca. Gelirsin tabii, kafa dinlersin kızım. Hem çiçeklerimi de sana emanet, mecbur geleceksin. Tamam. Bu sizin. Düğün yapacaksınız daha. Ben kazandıkça gönderirim size. İyi ki varsın. Sağ ol.
Sen de iyi ki varsın. Gel buraya. Alayım onu. Günaydın. Günaydın. Onu da alayım. Ona dikkat, kırılmasın. Bunu? Bu bende. Hayattaki tek dikili ağacım bu karanfil. Güzelmiş. Hadi yolcu yolunda gerek. Geldik mi? Geldik. Gelsene benimle. Gel gel. Ay ay. İşte Antakya'mız. Çok merak ediyordum Antakya'yı. Birkaç defa belgeselde izlemiştim. Güzeldir Antakya'mız. Biz entek ederiz. Öyle mi? Cami, kilise, havra hepsi iç içeymiş, öyle mi? Evet. Apollon Tapınağı da arkadan göz kırpar onları. Neyse şu düğün işini halledelim de gezersin zaten. Yani ben seni gezdiririm. Tamam. Pardon. Efendim abi. Geldim geldim. Annem ne durumda, her şey yolunda mı? Hazırlanıyor. İyi. Güzel, sevindim. Yok, ben direkt düğün mekanına gelirim. Tamam, orada görüşürüz, hadi rastgele. Ne düşünüyorsun? Şimdi seninle bir mazimiz var. Üniversitede. Konuştuğumuz gibi. 2 ay önce İstanbul'a geldin, orada karşılaştık. Aşkımız alevlendi. Aynen öyle. Hazır mısın benimle evlenmeye? Bu bir evlilik teklifi mi? Öyle diyelim. Evet, hazırım. Biz evlenince nerede yaşayacağız? Bizim evde. Yani bu bizim aile geleneğimizdir. Büyük bir evimiz var. Bütün aile hep birlikte yaşıyoruz. Abim de eşiyle bizimle birlikte yaşıyor mesela. Kayınvalidemle aynı çatı altında olacağım yani. Evet. Hadi gel bir yemek yiyelim. Olur. Gözlerinin içi gülüyor. Yüzün değişti. Değişmez mi? Memleketime geldim. Buralar benim toprağım. Havası suyu bir başkadır buraların.
Teyzem kolay gelsin. Sağ ol, size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Soldan. Çok güzelmiş.